Asıl zor sorular bunlar herhalde ya. Bayılıyorum. Bayılıyorum. Sana gıcık oluyorum yani. Sen hiç böyle bir adam değildin ya. Sana ne oldu böyle falan diyen. Burada uyuyabilirim. O çok acımasız ama ben değilim. Merhaba, ben Berkel Çatal. ATV YouTube kanalının sorularını yanıtlamak için buradayım. Tolga ile benzer ve farklı yanları neler? Aslında istekleri doğrultusunda hareket etmeyi çok iyi biliyor. Yani benim aslında benzer yanım o diyebilirim. Tolga ile en farklı özelliklerimden bir tanesi o çok acımasız ama ben değilim. Tolga'nın en çok sevdiğin repliği ne? 17. bölümde silah değiştirdiği kısımda bir lafı vardı. Madem sahnedesiniz o zaman görkemli bir final olsun diyordu. Açıkçası o repliğini bayağı sevmiştim yani. Bayağı da severek oynamıştım yani o kısmını. Bakalım neredeymiş? Güzel. Hala oyuncaklarla oynamak falan da ne bileyim. Madem sahnedesiniz, görkemli bir final olsun o zaman, değil mi? Bundan sonrasını da siz düşünün. Sette ilk günün nasıldı? İlk gün çok heyecanlandım çünkü benim ilk sahnemde 6-7 kişi vardı bir de. Yani ilk sahnemin mesela belki 2-3 kişilik olmasını ister miydim? İsterdim hani daha rahat etmek açısından ama aksine 6-7 kişiyle birlikte bir sahne çekiyor olmak beni bir anda hem sete ısıttı, hem ekibi ısıttı, hem hocalarımı ısıttı, hem çalıştığım bütün ekibi ısıttı. Kardeşlerim dizisinin Tolga'sı olmasaydın hangi karakteri olurdun? Akif karakterini herhalde oynamak isterdim. Yani çünkü çok, yani ben zaten Tolga'yı oynadığım için çok mutluyum. Yani çünkü çok oynanılası yanları var gerçekten. Yani beni her anlamda en iyi şekilde ortaya koymak için yapabileceğim bir sürü farklı noktasını arıyorum. Sürekli arayış içinde oluyorum falan ki ben seviyorum yani zoru seviyorum. Hani nereden neye kalırım gibi şeyleri seviyorum. Ve hani Akif karakteri de bence çok keyifli. Yani ki Celil abi inanılmaz güzel canlandırıyor bence. En çok nerene ya da neyine iltifat alırsın? Çenemle alakalı, çene yapımla alakalı, gözlerimle alakalı en çok iltifat alıyorum. Ve maske olsa bile gözümden çok rahat tanıyorlar yani. Hatırladığın en komik düşme anınız. En komik şuydu herhalde, hatta daha yeni oldu yani bundan bir ay önce falan. Bayağı böyle basamağın bir tanesini görmeyip bayağı yani böyle tabiri caizse yere yapışıp hiçbir şey yokmuş gibi devam ettiğim kafede herkesin ortasında yere yapıştım ve kalktım hiçbir şey yokmuş gibi devam ettim. WhatsApp'ta yanlışlıkla göndermemen gereken birine bir mesaj gönderdin mi? Ne yaptın? Bir keresinde başka bir arkadaşımın doğum gününü kutlayacakken aslında doğum gününü kutlamadığım ama ona bak ben şunu doğum gününü kutlamayı unuttum ama seninkini unutmayacağım diye doğum gününü kutlamadığım arkadaşıma doğum günü mesajı atmıştım. Yani o benim için garip bir anıydı. Nasıl toparladım? Toparlayamadım. Hiçbir şey yapamadım yani. En sık kullandığın 3 emoji hangisi? Ben en çok ağlayan gülmeyi falan kullanıyorum. Normal gülmeyi kullanmaz oldum yani tamamen. O ağlayan gülme de yani çok sevdiğimden değil ama yani böyle. Herhalde o hani bu sık kullanılanlar kısmında çıkıyor ya hemen WhatsApp'ta yazı yazarken. Kolayıma geldiği için herhalde en çok bir onu kullanıyorum. Onun dışında da 4 yapraklı yoncayı kullanmayı seviyorum. Bir de son zamanlarda en çok kullandığım şey nazar emojisi. Bir de şu var ya şeyde. Hiç kopya çektin mi? Yani tabii ki çektim ya. Yani çok fazla kopya çektim 1. sınıfta ama ona rağmen kaldım. Yani yanlış çekmişim belli ki. Ama asıl 1. sınıfta kaldıktan sonra bayağı kopya çeken değil de kopya veren olmaya başladım. Hatta kopya verirken kopya çektiğimi iddia eden hocalarım oldu yani. İkna etmek için de bayağı zorlanmıştım. En sevdiğim ders. Kesinlikle ve kesinlikle dil anlatım dersi. Bayılıyorum. Bayılıyorum. Yani dil anlatım dersinde ne öğrendin desem böyle klasik özü olarak çıkartabilip gösterebileceğim falan şu konu çok iyiydi falan diyebileceğim bir şey yok ama
Bayılma sebebim kesinlikle herhalde hocamdı yani. İnanılmaz güzel konuşan, inanılmaz güzel ders anlatan bir hocam vardı. Ve dinlemeye bayılıyordum yani ve onun sınavlarında da çok rahattım, çok rahat çalışıyordum, çok keyif alıyordum falan. Yani 40 dakikalık, 45 dakikalık ders benim için böyle 10 dakika gibi geçip gidiyordu bir anda yani. Üniversitede diye yani onu, gerçi evet burada öyle bir detay yok ama ya okulda okurken tabii ki de en çok sevdiğim ders oyunculuk dersiydi. Yani beni en çok kendimi geliştirmemi sağlayan ders oydu çünkü. Ama en çok kendimin dışında farklı bir şeyler yakaladığım ders de rol dersiydi mesela. Onun için de onu söyleyebilirim. Dinlemekten asla sıkılmadığım bir şarkı. Neden bilmiyorum aslında ama Deniz Üstünde Fener, yani Karadeniz türküsünü çok seviyorum. 10 kere dinleyebilirim bir gün içinde yani. Hatta aynı saat içinde 10 kere dinleyebilirim. Uyuduğum en ilginç yer. Ben her yerde uyurum. Benim arkadaşlarım yani bundan inanılmaz muzdarip ve ben bu özelliğimi çok seviyorum. Yani burada uyuyabilirim. Yani burada konuşurken, gülerken bir anda gözüm kapanıp bir anda böyle hani sonra bir anda hiçbir şey yokmuş gibi geri kafamı kaldırıp sizle konuşmaya devam edebilirim mesela yani. Bugüne kadar hiç lakabın oldu mu? Oldu. Oldu ve ben bundan en son o kadar sıkıldım ki. Çünkü gırgır şamataya döndü o. Yani başta böyle diyorsun ki herkes bana lakabımla sesleniyor falan diyorsun ama ben 8. ve 9. sınıfta yani ilkokul son sınıfta ve ondan sonraki hani lise dönemimin başlangıcında ki sınıfta kalmamın sebeplerinden bir tanesi oydu. Rap müzik yapıyordum. Ve o rap müzik yaptığım dönemde falan sürekli stüdyoya gel git, stüdyoya gel git falan artık böyle bir lakabım olmuştu. Yani bir mahlas diyorlar ona. Efta diye bir mahlasım vardı ve o süreçte bunu bir anda bir arkadaşım öğrendi lisede. Yani o öğrendikten sonra onun önünü alamadık. Yani benim lisedeki, yani lise yıllığımın tamamında adım yok. Efta yazıyor. Yani benim adımın olduğu yerde bile yani fotoğrafımın altında Efta yazıyor. Parantez içinde kendi adım yazıyor yani. Sanki Efta benim adımmış gibi. Benim lakabım Efta'ydı. Lakabım oldu. Sana göre küfür etmeden küfür etkisi yaratan bir cümle söyler misin? Karaktersiz diyebilirim ya. Yani herhalde bende o öyle yani. Biri bana herhalde onu dese yani çok daha fazla bir etki yaratabilir yani bende. Sorulmasından rahatsız olduğum bir soru. Neden oyunculuk? Ben bunu cevaplayamam. Yani ben bunu sadece hani orada bulunduğumda karşı tarafa ne hissettiriyorsam o oradan anlar gibime geliyor yani zaten. Yani milyon tane cevabı var bunun. O yüzden onun cevabını veremediğim için değil de hani milyon tane cevabı olduğu için ve bunun sorulmasından hani rahatsız oluyorum diyebilirim. Hangi hareketi yapan insanları derhal hayatınızdan uzaklaştırırsınız? Bir anda değişen, bulunduğu ortama göre şekil değiştiren ama bana karşı yani bana karşı olan tavrıyla alakalı şekil değiştiren ya da başka bir ortama girdikten sonra tavrı bana değişen insanları kesinlikle hayatımdan direkt olarak uzaklaştırırım. Kimsenin bilmediği bir özel yeteneğin var mı? Özel yetenek diyemem ama yani aslında kimse bilmiyordu mesela bu eskiden rap şarkı yaptığımı. Bir dönem rap müzik yaptım ben. Öyle bir sürecim oldu. Her liseli çocuğun hayatından bir kere herhalde geçmiştir diye düşünüyorum. Ama çok keyif aldığım bir dönemdi. Ama iyi ki bırakmışım. Bu röportajda hiç yalan söyledin mi? Hayır, kesinlikle söylemedim. Neden söylemedim? Yalan söyleme gereği duymadım. Çünkü insanların da aynı zamanda hani Tolga karakterinin dışında hani Berk'i tanımasını da aslında çok istiyordum. Hem genel olarak karakterimden ötürü hem de aynı zamanda bu yüzden dolayı da hiçbir şekilde yalan ya da hani toz pembe diyebileceğimiz bir yalan vesaire söylemedim. Bugün size ATV'nin benim için hazırlamış olduğu soruları cevapladım. Umarım sizin için de çok keyifli olmuştur çünkü ben çok eğlendim. Sizlerin de bildiği üzere çok güzel bir sezon geçirdik. Çok tatlı, çok keyifli. Bazen acılarımızı, umutlarımızı, huzurumuzu, mutluluğumuzu sizinle paylaştık. Ama şunu bilmenizi isterim. İkinci sezonda sizi gerçekten çok çok güzel şeyler bekliyor. Aynı şekilde ATV'yi ve kardeşlerimi izlemeye devam edin. Kardeşlerim YouTube kanalımıza da abone olmayı unutmayın.